lan, dikkat etsene lan bir de! Ay affedersin kocacığım, istemeden oldu. Yok bir de isteyerek olaydı. Ne? Neden çıktı lan bu gazete marakı he? Allame mi olacaksın lan başımıza? Ekonomi sayfasına bakıyordum. Borsa yeni bir yükseliş trendine girmiş. Elleşme lan, bırak ne hali varsa görsün. Benim rantiye kocacığım. Kuluçka tavuğu gibi paraların üstünde oturuyorsun. Hiçbir yere yatırım yapmıyorsun. Bari borsada oyna. Yok ya, kumda mı oynuyorsun? Ben o parayı kolay kazanmadım. Sokakta da bulmadım inek. He biliyorum. Alnının teri bileğinin hakkıyla altılı kayyanda kazandım. Ya bir gecede hepsini kaybedersem ne olacak? Sen de yumurtalarını tek sepete koyma. Risksüz yatırım yöntemleri de var. Uzmanınız konuşuyor. Lan salak, sen yatırımdan ne anlarsın? Bir temizlik şirketi kurmaya kalktın. Beni 350 milyon kayba sarına soktun. İçime evlat acısı gibi oturdu lan. Tamam anladık. Zaten senin bildiğin tek şey paranın faizini alıp malak gibi yatmak. Lan sen ne diyorsun lan sen zabar zabar he? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Cahiliyim. Sen ne konuşuyorsun lan sen? Ne akıl veriyorsun bana? Kendini ekonomi profesörü mü sanıyorsun lan? Lan bir ekonomi sayfasında okuduğumu söylüyorsun ya. Yitirecin lan sana bu ekonomi sayfasını. Yeter de elleri kurulasın. Lan bir de bana el mi kazdırıyorsun lan? Sen çok şımarsın lan sen. Şımardırma. Zengin karısı olmak sana yaramaz lan. Geberteci lan seni. Sen sosyete haberlerle çıkaracaksın. Bu sefer çizmeye başladın ha? Vermezsin siz. Kaça gidersin? Ayağım ha? Dizinizde sen vermeyin insan. Vermezdim beni. Öldüreceğim seni. Mor ne diyeceğim? Seni. Hayatım haftalarda bir maça gittim. Sen de bir kadını gönderen bir kadın ya. Sus. Rezil. Benim kocam bir maça gibi davranamaz. Nasıl? Sana verdim. Gelinlere yazdık. Eşek. Ayağım. Seni. Galatasaray'da. Allah senin cezanı versin. Gidişin olsun, gelişin olmaz. Mazlum Bey. Ne oldu size böyle? Trafik kazası geçirmiş gibi bir haliniz var. Öyle sayılır. Önce karım vurdu. Sonra da bir kamyon çarptı. Peki size ne oldu? Aynı kamyon bana da çarptı. Bir hele burada durmayın Mazlum Bey. Gelin size içeride bir ilk yardım malzemesi ikram edin. Değil mi? Buyurun. Hay Allah kahretsin. Bana kapılar da alın geçirmiş Allah. Bu işlerden iyi anlıyorsunuz. Maşallah hemşire gibisiniz Kakılmış Hanım. Pratiğim iyidir. Kendimden deneyimliyim. Anlaşılan ikimiz de eşten yana biraz dertliyiz galiba. Bizimkisi normal aile içi şiddet manzarası. Sizinkisi eğilim Mazlum Bey. Vallahi nasıl dayanıyorsunuz bilmiyorum. Bir erkeğin karısından dayak yemesi kıyamet alameti. Nasıl katlanıyorsunuz bu duruma? Elden ne gelir ki? Onca yıllık karım işte. Sen gidemiyorsun ama bak o seni temelli sepetledi. Yok. O öyle söyler akşama siniri geçer. Ziyade olsun. Ben artık kalkayım. Zaten yeterince sıkıntı verdim size. Yok canım ne sıkıntısı aşk olsun. Ben bu suratla insan içine nasıl çıkacağım? İş yerindeki arkadaşlarım da maskarası oldum zaten. Çıkmayın o zaman ne güzel. Güzel güzel oturuyor böyle. Yok ben gideyim. Yakışık almaz. Yok vallahi gitmeye oturuyor dedim. Ant verdim bak. Zaten bugün misafirlerin konu komşu gelecek. Isın neyi yapacak? Sahi mi? Malzemem varsa ben de bir mercimek köftesi yapayım. Mercimek köftemin üstüne yoktur. Parmaklarınızı yersiniz. O zaman tarifisini isterim Mazlum Bey. Karım geldi galiba. Bu sefer beni garanti öldürür. Ay yok korkmayın Mazlum Bey. Rica ederim. Kılınıza bile dokunamaz o. Ben sizi korurum. Himayem altındasınız be. Hayrola kapıcı bey? Servis için geldim. Bir isteğiniz var mı?
Hangi daha da kurtardı be? Sen böyle ayak işlerine gitmezdin. Yani şanına yakışmıyor. Hazır gelmişken bana böyle büyük bir yoğurdan. Ne oldu kapıcı bey? Bir şey mi var? Eviniz güzelmiş. Ona bakıyorum. He, biz de beğeniyor. Mersi. Tamam, böyle büyük bir yoğurdan bir de kırmızı mercimek var. Kalkı ben parasını getireyim. Mercimekmiş. Bunlar vermek için herhalde. Biri karısından da, biri kocasından. Doktorculuk oynayacak değiller ya. İşim var oğlum benim bal durumuna mal durumuna. Hele bu yaşta sonra çekil sesim. Sıra da mı? Çekil kendine. Ben diyorum ki itilmiş abi. Ha. Sana bir tır alalım benim için. Tır mı? Evet. Ne işim var oğlum benim tırınla katırınla he? Ben kullanırım abi. Avrupa'ya Ortadoğu'ya gider giderim. Siz de oturduğunuz yerden para kazanırsınız. Ya oğlum o kadar para verip tır alacaksın. Sonra da dünyanın ta öteki ucuna yollayacaksın. Vallahi gidelim bu işe abi. Ben balımı başımı böyle isteyeceğim. Yürü hadi tamam. Sıra dakika. Yemedi değil mi? Sen anlat dursun. Saygılar itilmiş abi. Saygılar. Düşünür müsün? Niye düşünmeyin ki? Ben müsbet adamım. Hep yapıcı olurum. Öyle değil yani. Film yapımcılığı. Yerli filmlerde iş yapmaya başladım. Bir film ya, çevirsek diyor. Bak bu iyi fikir. Bu niye geldi? Şimdi bir film kaça çıkıyor? Şöyle bana verirsen ucuza kapatırsın. Allah diye. Ya gel lan gel. Ortada senaryo yok, proje yok. Adam başrol diye be. Hayatından iyi film olur abi. Seni hayatını film yaparım. Bunu düşüneceğiz. Sen şimdi geç sıradaki gelsin. Doğru düşüneceğiz dedik. Geçsin. Geç. Hadi bak bu da iyi. Ya, ben sen söyle. Ben fast food işine girişelim diyorum. İtilmiş abi. Yani hamburger... Kızartma, tavuk filan mı satacağız? Evet gibi abi. İnan bu işte çok tatlı para var. Lan bak bu da iyi fikir. Bunu da bir yere not et. Parantez aç. Yanına lahmacun da satacağız diye not düş. Abi lahmacun işini İbo yapıyor. Oğlum bizim İbo'dan neyimiz eksik lan? Biz de yaparız. Tamam. Tamam. Sıradakıları sonra dinleyeceğim. Abi, bu onun bu kadar yeter. Tamam duydunuz işte. Hadi. Allah'tan bir bekle. Tamam arkadaşlar. Ya, kesin şanlamayın kardeşim. Tamam ya. Proje üstüne proje dinlemek kolay mı? Yoruldum, acıktım, yemek molası vereceğim. Herkese benden ikişer lahmacun söyle. Olur abi. Bir endene de ayran söyle. Abi, eyvallah, sevgiler de böyle. Sabre titilmiş be abicim. Benim projemi bekle. Bahse girelim, balık gibi atlayacaksın ortaya. Selamünaleyküm. Sen, yazı mı Tura mı? Yazı. Tura, ama senin paranı almayız. Şeytanlar bu olsun ha ya. Sema abla. Sen Allah! Çek şuradan bir kağıt ya! Allah aşkına çek! Çek çek! Başka işin yok mu senin? Çık abla ya ne konuşuyorsun ya! Çek bir tane ya! İyi baba güzel! Hey ya! Benim babası senin oğlanı dövdü abla ya! Gene şansı bir ya! Ben çok sıkıldım gidiyorum. Ne anı sıkıldı ya? Niye sıkıldılar biz durduk yerde? Nerede ya size? Beş kafasına bahse girerim abi! Sen benim buraya niye geldiğimi merak ediyorsun ha. Şimdi başlatma bahsinden. Ben sana bin kere buraya gelmeyeceksin demedim mi? Niye abi ya? Niye diye soruyor bir de ya utanmaz herif. Pis kumarbaz. Haklısın abi he. Ben pis bir kumarbazım abi. Aynen öyle. He. Ben buraya yakışmıyorum değil mi abi? Ha, burası nezih bir salon. Bir aile mekanı tabii. Ha. Adı bile insanda saygı uyandırıyor. Kurbağa sevenler derneği. Peki abi buraya gelenler arasında kaç kişi kurbağa seviyor abicim ya? Seni ilgilendirmez. Abi hiçbiri sevmiyor abi ya. Biliyorum abi evinde tavuk götü çıkacak diye ellerini kurbağaya sürmezler abi ya. O yüzden biz birbirimizi biliyoruz abi ya. Bırakalım bu ayakları. Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Abi biz mühim insanlarız abi. Bırak gebelemeyi Nuri. Ne istiyorsun derdin mi? Abi kendim için bir şey istiyorsam naverdim. Sana reddedemeyeceğim bir teklifle geldim abicim ya. Ulan bir üç kağıt çeviriyorsun gene ama. Vallahi yok abicim. Bakma görsen abicim. Ben öyle ufak tefeğin peşinde değilim.
Dönüp bakmam ufak paraya. Ben büyük paranın peşindeyim. 100 milyardan bahsediyorum be abi be. Bak yalanım varsa... Na! Vallahi şu nimete gör bakayım, bak büyük yemin ettim ha. Anladık, devam et. Abiler, söyle abi, tek mi çift mi, 1 milyonla? Bırak bu ucuz numaraları da şu 100 milyar hikayesini anlat. Haklısın abi ya. Şimdi biri var abi, 6 yıldan 150 milyarı kapmış götürmüş. Ev mi varmış, bir şeyler almış. Yani 50'si gitti desek, su içinde 100 milyar cepte abi ya. Adam ne yapacağına karar verememiş biliyor musun? Yani ona bu nasıl sorup duruyor. Kafası kesip tavuklar gibi ortalıklarda dolaşıyor abi ya. E'si kafa koparacağız abi ya. Adam kaşınıyor, gelin beni kerizleyin diyor. Şimdi kerizlemesek biz keriz pozisyonuna düşeceğiz abi ya. Kimmiş bu herif? Abi dakika abi ya, şimdi anlaşalım. Yani ne koparırsak 50-50, tamam mı? Anlaştık, anlat bakalım Ali'se. Şimdi abi bu olay Sema ablamı da içeriyor biliyor musun? Renge, bak abi bak, renge mankeyiz abi. Ablam kupa kızı gibi ortaya oturuyor. Floş bu elle malı götürüyoruz abi ya. Abi deli misin abi ya? Biz mühim insanlarız diyorum abi ya. Öyle ufak demek işlerle uğraşma abi, burada oturup duruyoruz abi ya. Ne yapacağım? Vallahi adı devlerinde lazım. Yerden tanıdık gibi çok vardı. Soğanı böyle çiğden koyarsanız hem daha sağlıklı olur hem daha lezzetli olur. Buradan ki eli biz de öyle yaparız. Gel mi? Pek hünerli bir komşum varmış. Eli de. Pek de güler yüzlü tatlı. Çok ne niyetine beni davet ettin komşu? Yani sayende biraz moralim düzeldi vallahi. Aşk olsun, her zaman beklerim. Hepinizi bekliyorum ben. Bugün ben de gel. Bana da gelin diyeceğim ama işte bizimki dünyada istemez. Ya. Böyle şeyleri kadınlığına yakıştıramıyor. Allah Allah. Ne yapalım? Bu dünyada hiçbir şey dert etmeyelim. Ne yapalım? Öyle mi dünyada? Vallahi. Doğru. Şimdi bir kaset çalayım da öyle. Bak. Ay Allah! Ay ben dünyada beceririm. Bence polis çağırma bir gel hanım. Neymiş? Kızım hazırlıyordu içeride. Ne? Yürü lan! Yürüyorsa çok fena yapacağım. Ne yapıyorsun adamcağız? Aa, böyle yok seni görmedim. Atlayacağım sizi bu apartmanda. Aman yürü. Derhal eve yürü. Bütün apartmanda rezil olduk senin yüzünden. Asıl reziliyor, kendin çıkarıyan Gurgen Hanım. Sen sus, mahalle karısı. Kocandan dayak yiye yiye beynin sulanmış. Tutmayın ulan sen ağzını. Görgüsüz yabani. Kaba kuvvet kullanmayı utanmıyor musun? Heykel şey ne olacak? Kaba kuvvet kullanmak senin tek elinde mi? Kocanın Şamaroğlu'nda çevirgin ilkelik olmuyor mu? Ağzını sağlık. Ötekinden konuştun kız. Gelmeyeceğim işte. Dayak yemekten bıktım. Bana ne? Aile içi şiddete hayır. Dayak hayır. Hayır. Hazlı buyurma şunlara. Yürü hadi. Hayır. Bırak. Gelmeyeceğim. Belki bir daha dövmeyeceğine söz verirsen bırakırız. Dövmeyeceğim. Mazlum yürü hadi. Yürü dedim sana. Yemin et. Evet yemin et. Dövmeyeceğim. Laftan anlamıyor musunuz? Bu seferlik affettim. Elbet seninle bir gün hesaplaşacağız terbiyesiz şey. Bırak! Kız anam! Bırak! Bırak! Elin arasında bırak! Terbiyesiz olun! Kendi terbiyesiz! Bırak! 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 Bırak!
sinir bozma kızının karısına. Boş ver. Aynen kızı ne güzel oynuyordu şu kızı. Boş ver vallahi be. Çarpacaktım. Neyse. Kaa takır ya. Gel gel. Boş ver. Çalın teyi bir de yerli ver. Çalın kızı. Ağzının payını ver. Çalın. Sen kabahat, ben de birdenbire oğumuza çıktım. Eşeğin tekiyim işte ben. Yeriniz acıyor mu? Yok canım, bacağıma masaj gibi geldi vallahi. Aa, geçmiş olsun Sema abla ya. Hayrola? Aa, bitirmiş abim. Hayrola? Siz danışıyor muydunuz? Aa, biz çok eski tanışırız, bitirmiş abi ya. Hemen tanıştırayım. Ha, kimmiş abim? Sema abla. Memnun oldum. Ha, beni derneğe götürecekti Sema ablam da o bakımdan. Dikkatsizlik ettim, size çarptım. Keşke daha iyi şartlarda karşılaşsaydım. Yok canım, asıl dikkatsiz benim. Gelip sizin arabaya çarptım. Hadi geç kalıyoruz abla ya. Derneğe geç kalıyoruz. Hadi gidelim. Hadi etme Nuri. Gerçekten kızmadınız değil mi? Yok canım, İhsan sizin gibi tatlı bir hanıma kızabilir mi? Ya kızmamış işte Sema abla. Gidelim hadi artık. Geç kalıyoruz ya. Hadi siz de bizle gelin. Kendimi affettirmek için size bir kahve ısmarlayayım. Bilmem ki ne desem. Ne derneği bu? Kurbağa sevenler derneği. Ha, ya benim de aklıma geldi aslında ama şimdi itilmiş abim kurbağaları sever mi sevmez, sevmez herhalde diye. Yok canım, en çok sevdiğim hayvan kurbağadır. Öyle öyle vırak vırak etmeyelim, bayılırım ben. Çok iyi ya, harika o zaman. Gel tabii yani, başımın üstüne yerim var abi ya. Oğlum. Hadi gidelim, geç kalırız Sema abla, hadi ya. Bu çevrenin en nezih mekanıdır burası ya. Bir geldin mi, bir daha buradan ayrılamazsın. Çok seçkin insanlar vardır biliyor musun burada? Bak yani mühim insanlarız abi biz yani. Kurbağaları nerede besliyoruz? Kurbağaları yani... özel bir bölmede biliyor musun? Resimleri var, her şeyleri var. İçeride akvaryum var özel. Sema ablamın sana çarpması çok tarihli bir kaza oldu itilmiş abi ya. Sizi kader bir araya getirdi öyle değil mi? Her işte bir hayır vardı. Hem bu sayede biz de tanışmış olduk canım. Ha, bu da var tabii. Aslında Çetin abim kendine bir ortak arıyor itilmiş abi ya. Şimdi kumarhaneler kapandı ya. İtibar bizim gibi derneklerde. Çok doğru söylüyor. Kesinlikle. Bir sermaye bulsam, bir ortak bulsam burayı geliştireceğim. Çok para var bu işte, tatlı para. Ya sen niye katılmıyorsun itilmiş abi ya? Yani şimdi bir koysan yıl sonunda 10 alırsın. Belki de 20 alırsın öyle değil mi abi ya söyle. Bilmem ki ne desem. Bence düşünün, pişman olmazsınız. Siz öyle diyorsanız ben bir düşüneyim. Ben bir 6 ay kadar düşüneyim. Ne de olsa bununla ne temeli işte, hemen atılmamak lazım. Hem bu arada birbirimizi daha yakından tanımış oluruz, öyle değil mi Sema Hanım? Öyle tabii. Nuri, gelsene biraz, yan masada bir şeyler oluyor galiba, bir bakalım. Gene çoğulladın hep yok. Bu herif senin numarayı tutmadı. Güzel, onu ne yapacağım, kalbimi kırıyorsun ya. Senin hileli destelerinden daha çok dümen var bende. Yani A plan tutmadıysa B planlı deneriz ya, merak etme ya. Gel gel gel. Vuruyorsun halimi değil mi şimdi Cibel? Zengin olmak bir şey değiştirmiyor yani. Hep aynı şey, hep aynı şey. Akşam olunca itilmişim rakı sofrasını hazırlıyorum. Zabı olunca da bir güzel dayağı yiyorum. Ne yani ben böyle güzel evde oturuyorum diye, güzel elbiseler giyiyorum diye daha mı az canım yanıyor sanki? Siz beygirler tabii bütün bunları anlamazsınız. Şerefe! Şerefe! Yarasın. Ne kadar keyifli oynuyorlar ya, şuraya bak ya. Zaten ben hep söylerim, oyunların kralı pokerdir diye. Ben pek haz etmem. Niye öyle diyorsunuz? Ben de pokeri çok severim. Seversiniz ha? Canım siz bakmam benim haz etmem dediğime. Arada sırada ben de haz ederim. Ha, ortamına bağlı değil mi itilmiş abi ya? Yani dostlar arasında tadına doyum olmuyor değil mi? Bakın ne diyeceğim. Poker geyiğini bırakıp şöyle birkaç el çevirmeye ne dersiniz ha? Ben varım Çetin abi. Ama küçük oynarsa. Ben de varım. Ama bahse girerim. İtilmiş abim oynamaz. Ne de olsa evde eşi bekliyor değil mi?
İçişleri Bakanı'ndan fırça yemek de var hesapta. Evli olduğumu kim söyledi lan? Olsam bile karıdan korkmazdım. Bu şaka söyledi mi Timuş abi ya? Şaka bilmez miyim ben şaka tabii ya? Oynuyoruz o zaman değil mi? Oynayalım anasını sen. Hadi ya çekin şunları abi, gel şuraya al bunları ya, zıplayın ya. Oğlum baksana. Abi şunları kaldır abi ya. Kaldır götür oğlum ya, iki saattir bakıyorsun burada ya. Of. Nerede kaldı bu Gülhane ayısı be? Para bu herife hiç yaramadı. Şah tu şahmaz oldu. Bok. Beş bok daha. Ben dört. On bok daha. On deneyi görüyor. On tane de ben koyayım. Ben kötü sıkıştık. Ben de yokum. Rest abi. Restine karşılık rest anasını satayım. Üç tane kız. Soy abicim. Flos. Soy abicim bir tane kaybettin ya. Üzülmeyin itilmiş de kumarda kaybeden aşkta kazanır derler. Değil mi ya? Öyle derler değil mi? Ben öcükten fiş alayım. Tabii ya, al. Şanslı bu döner, merak etmeyin. Ben bunda son param. Fiş ver bakayım. Ver abi, fiş ver. Rest. Gördüm abi. Ben de görüyorum. Sor abicim, bende kara papaz var. Ne şanslı adamsın be. Dört tane damla ben. Ya damlar adamın elini nasıl yakıyor abicim? Hop hop hop. Biz de varız burada değil mi? Karayaz. Geçmiş olsun arkadaşlar. Benden paso. Kepezlendim. İstersen kredi açabilirim. Yok istemez. Kumarda kaybettim. Ama belki aşkla kazanırım değil mi zamanım? Bilmem. Ben şahsen kumarda kazanan erkeklerden hoşlanırım, değil mi canım? Kafamı karıştırma sevgilim, hesapları yapıyorum. Sevgilim mi? Tabii ya, Çetin abimle Sema ablam nişanlıdırlar. Sen ne sandın abi? Ne biçim dalga lan bu? Da beni ketenpereye mi götürdünüz lan siz? Ya bunun hesabını ben sana sormaz mıyım lan? Abi görüyor musun? Ben de kaybettim abi ya. Ben İlmiş Bey. Burası çok nezih bir mekandır. Olay çıkarmayın. Arkadaşla ilgilenin. Ben sana bunun hesabını sorardım ama neyse. Ayrıca çok güzel bir oyundu. Gene bekleriz. Çok beklersiniz. O kadar keriz değiliz. Kaçta sana mı söyledin? Ama ya. Hayret bir şey ya. Hep bekliyorum. Sen de bekliyorsun. Abi konuşmuştuk ya, ne kepezlersek fifti fifti ya. He? Yürü hadi, yürü de ense tıraşını görsünler. Abi olur mu ya? Olur mu? Hatta yani adam uyanmasın diye yenilmiş gibi yaptım ya. Yoksa pantolonuna kadar alırdım abicim ya. Çok uzatma hadi yürü. Abi gitmiyorum ya. Paramı almadan bir yere gitmiyorum abi ya. Atın şu uyanığı dışarı. Abi yapma ya. Olur mu abi ya? Yapmayın bana bunu ya. Yazıklar olsun ya. Bir de bana müşkatçı derler. Müşkatçının şerefini de mahvettiniz abi. Atın ya. Dışarı. Yoksa paralar alıp gitmiş olmasın? Gitmiş abi. Abi herif yol parası bile vermeden gitti abi ya. Sende bozuk para var mı abi ya? Karışma lan. Ben zaten eve nasıl gideceğim onu düşünüyorum salak. Abi taksi çağırayım ben ya. Ne taksisi lan? Param yok da ya. Ne taksisinden bahsediyorsun? Abi sen bana bırak. Sen merak etme. Bırak abi bana ya. Abi taksi abi taksi. Abi gece tarifesi açtın değil mi? Açtım. Aç abi aç. Hakkındır abi. Bravo. Şimdi bu gece tarifesini iki katına çıkarmak ister misin abi ya? Nasıl yani? Abi kolay ya. Şimdi senden bir bahse gireceğiz. Karşıdan gelen arabaların plakalarına bakacağız. Yani tek bir çift mi oynayacağız? Bilirsen ne ala gece tarifesi iki katına çıkar. Bilemezsen bedavaya götürmüş olursun biz abicim ya. Ne diyorsun kardeşim? Manyak mısın nesin? Haa kendisi manyaktı. Yani kabul etmiyorsun abi ha? İyi bildin. Abi o zaman ben sağa çek abi ya, ineyim abi ya. İneyim abi, sağa çek. Ha.
Abi siz artık kendi aranızda anlaşırsınız. Tamam, hadi ağzım. Ne diyorsun lan sen? Dur lan. Yakalayamazsın İtilmiş abicim. Var mısın 5 milyonu? Dur lan, başım belaya mı sokacaksın? İnce ince